olan olmuştur Adnan'ımız. Metin olunuz. Zaten başka çare var. Beyler lütfen. Siyasetteki sert üslup ve büyük gerginlik, bazı üniversitelerdeki muhalif tavır ve öğrenci olayları darbe için gerekli altyapıyı oluşturdu. 1960 yılına gelindiğinde sansür ve cezalara rağmen basının önemli bir kesimi hükümeti yıpratmak için en küçük fırsatı bile değerlendiriyordu. Gazeteler Türkiye'de meydana gelen olaylara yayın yasağı gelince Kore'deki öğrenci eylemlerini büyütüyordu. Cuntalardan birçok isimle gazetecilerin görüştüğü sonradan ortaya çıkacaktı. Darbeciler birkaç ertelemeden sonra 27 Mayıs gecesi harekete geçmeye karar verdi. ...26 Mayıs 1960'da öğle saatlerinde Genelkurmay Başkanlığında görevli subay İstanbul 1. Ordu'daki irtibatını aradı. Telefonda, emekli sandığından istediğin 2740 lirayı aldım. 10 lirasını kestiler. 2730 lira kaldı. Eskişehir'deki havacı arkadaşın da parasını aldım ama bildiremiyorum. Onu da sen hallediver dedi. Telefonlar dinlendiği için şifreli konuşmuştu. Söyledikleri 27'sinde saat 3'te harekat başlıyor. Birlikler 4'te hedefleri ele geçirecek. Eskişehir'de bulunan Menderes'i tutuklamak işini de siz halledin anlamına gelmekteydi. Ok yaydan çıkmıştı. Aynı gün Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdalhun komutanlarla yaptığı toplantının ardından Cumhurbaşkanı'na çıktı ve "Komuta bende, bir sorun yok. İktidara bağlıyız." mesajını verdi. Oysa aynı saatlerde Sami Küçük'ün odasında toplanan darbeciler harekat için son gözden geçirmeyi yapıyordu. Akşam 21'de harp okulunda toplanmak üzere dağıldılar. İstanbul ve Ankara'da toplam 60 darbeci ile onları destekleyen 150 civarında subay o gece birlikleriyle harekete geçti. İşaret ve parola el kaldırma ve inkılaptı. İstanbul'dakiler şifreli konuşmayı yanlış anladığı için saat 3'te harekete geçti. Tankları gören gazetecilerin meraklı telefonlarına kısa cevaplar verildi. Ankara ve İstanbul'un şehirler arası telefon hatları kesildi. Şehir neredeyse direnişsiz teslim alındı. Darbe haberi ilk olarak 4.36'da İstanbul Radyosu'ndan verildi. Okunan metin mikrofon başında alelacele yazıldı. İstanbul'dakilerin kulağı Ankara'daydı ama Ankara Radyosu normal yayınına devam ediyordu. Başarısız olduk galiba diye düşündüler. Gerekirse Trakya'da bir cumhuriyet ilan edip direnmek geçti akıllarından.
Ankara'da darbenin karargahı Harp Okulu Komutanı'nın odasıydı. Tüm General Cemal Madanoğlu yemin ettirdi herkese. Tutuklanacakların adresleri yazıldı tek tek. Yerdeki halının üzerine 1/5000'lik Ankara haritası açıldı. İş bölümü yapıldı. Başkentin işgal planı tamamdı. Şehir caddelerine dağılmaya başladılar. İstanbul'un aksine Ankara'da yer yer direnişler oldu. İçişleri Bakanlığı önündeki jandarma ile Harbililer arasında çatışma çıktı. 10 dakikada 9000 mermi yakıldı karşılıklı. Kısa sürdü. Ölen olmadı. Postaneyi ele geçirmeye gelen ekipten Teğmen İhsan kalmazsa nöbetçi jandarma erinin tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Ankara, saat 4'te bakanlar, generaller ve kimi bürokratlardan oluşan hedeflerin çoğuna ulaşmış, 5'e doğru darbeyi hemen hemen tamamlamıştı. İstanbul'dakilerin korkusu boş çıktı. Saat 5.25'te Kurmay Albay Alparslan Türkeş'in sesi duyuldu. Burası Türkiye Radyo Yayın Postaları. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk vatandaşlarını radyolarının başına davet edin. Sevgili vatandaşlar, dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de deniz, hava, kara Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. Bu hareket silahlı kuvvetlerimizin müşterek işbirliği sayesinde kansız başarılmıştır. Sevgili vatandaşlarımızın sükun içinde bulunmalarını ve resmi sıfatı ne olursa olsun hiç kimsenin sokağa çıkmamalarını rica ederiz. Ancak iki büyük sorun henüz çözülmemişti. Başbakan Eskişehir'deydi ve onun durumu belirsizdi. Diğer sorunsa köşktü. Celal Bayar'ın direneceği kesindi ve bir aksilik olursa Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı kolay pes etmeyecek kadar güçlüydü. Neyse ki Muhafız Alay Komutanlığı'na atanmasını sağladıkları Osman Köksal baştan beri Cunta'nın içindeydi. Cumhurbaşkanı başyaveri Mustafa Tayyar gece geç yatmıştı. Saat 3'ü biraz geçe motor ve silah sesleriyle yatağından fırladı. Hemen savunma ile ilgili emirleri verdi ve Cumhurbaşkanının uyandırılmasını söyledi. Ne olup bittiğini anlamak için telefona sarıldı. Önemli caddelere tank, jip, askeri kamyonlar konuşlanıyordu. Ordu evi ve radyo evinin önü subay, assubay, asker kaynıyordu. Genelkurmay Başkanı Erdelhun da sesleri duymuştu ama ne olduğunu bilmiyordu. Biraz sonra bu sefer köşkün telefonları çalmaya başladı. Berin Hanım da aradı. Tedirgindi. Başbakandan haber var mıydı? Henüz yoktu. Bazı harici hatlara ve bu arada Eskişehir'e telefonla ulaşılamıyordu. Camlı köşkte oturmakta olan Berin Hanım aynı bahçe içindeki Cumhurbaşkanlığı köşküne oğlu Aydın'la beraber geldi biraz sonra. İçişleri Bakanı Namık Gedik de aradı. Evinin önünde kalabalık bir subay grubu vardı. Köşkün yardım edip edemeyeceğini soruyordu. Başına gelecekleri hissetmişti sanki. Saat 3.55'te Cumhurbaşkanı giyinmiş halde aşağı indi. Yaveriyle birlikte karanlıktaki şehre baktılar. Bir şey görünmüyor ama
tank ve motor sesleri duyuluyordu. Aralarında Bayar'ın eşi, kızı, torunları, Berin Hanım, Aydın Menderes'in de bulunduğu kadın ve çocukların sığınağa inmeleri istendi. Kabul etmediler. Saat 4.15'te köşke gelen telefon, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetimi ele aldığını ve Cumhurbaşkanı'nın da 45 dakika içinde buna uymasını istedi. Başyaver, 4 tankın çok sayıda askerle dolu kamyonla birlikte köşke doğru mevzilendiğini öğrendi. Cumhurbaşkanı tekrar yukarı çıktı. Yatak odasından tabancasını aldı, arka cebine koydu. Ne olur ne olmazdı. Tekrar aşağı indi. Berin Menderes, şimdi ne olacak diye sordu. Bayar, çok geç hanımefendi, çok geç diyerek başını salladı. Bazı bakanlar ve milletvekillerinin tutuklandığı haberleri gelmeye başladı. Başkentte direnen tek yer kalmıştı. Köşk. Etrafı sarıldı. Birlikleri Köksal'ın marifetiyle teslim oldu. Osman Köksal saat 5.40'da muhafız alay birliklerinin tamamının ihtilalcilere katıldığını belirtti ve ekledi. Bu durumda kardeş kanı dökülmemesi için teslim olmaktan başka çare yok. Alarmdan beri ortalıkta görünmemeye çalışan Köksal'ın darbecilerle birlik olduğunu anlayan Bayar bağırdı. Kumandan, kumandan. Söylediklerinin hiçbirisinin namuslu askerin sözleri değildir. Kim bu adamlar? Ne istiyorlar? Diye gürledi. Sonunda General Burhanettin Uluç ve iki subay ellerinde silahlarla köşke geldi. Bayar yaverler odasındaydı. Yavaşça odaya girdiler. Cumhurbaşkanı odanın ortasında ayakta duruyordu. Birkaç adım attılar. Bayar da onlara doğru hamle yaptı. "Benden ne istiyorsunuz?" diye bağırdı. Uluç, kardeş kanı dökülmemesi için yönetime el koyduklarını ve kendisini götüreceklerini söyledi. Bayar, "Ben buraya silah zoruyla gelmedim. Milli iradenin seçimiyle geldim. Ancak onun iradesiyle giderim. Sizinle bir yere gitmem." diye cevapladı. İkna edemediler. Bayar cebindeki silaha davrandı. Bir anlık tereddütten sonra şakağına götürdüğünde üzerine atlayıp tabancayı aldılar. Başkentteki son direnme noktasından geriye çaresizce bakan eşler ve çocuklar kalmıştı. Osman Köksal görevini başarmıştı. Muhafız alayı birliklerini geri çekmiş, köşkü korumasız bırakmıştı. Köşk, tanklarla desteklenmiş ciddi bir askeri güce sahip olmasına rağmen ateş edilmeden teslim alınmıştı. Geceyi sadece Cumhurbaşkanı'ndan yediği azarlarla atlatmıştı. Sevindi. Oysa sadece Bayar'dan yediği azar değildi o geceden ona kalan. Çünkü her muhafız alayı komutanı gibi o da Cumhurbaşkanı'nı koruyacağına dair yemin ederek başlamıştı görevine. Ve ne tuhaftır, darbeden sonra Milli Birlik Komitesi toplantılarında bizzat darbe arkadaşlarınca ettiği yemine ihanet ettiği gerekçesiyle sık sık aşağılanmaktan kurtulamadı.
yanı başımızda darbe üstüne darbe yapılan bir dönemdi. Ama başbakan ülkesinin bir Irak, bir Suriye, bir Lübnan, bir Mısır ya da Ürdün olmadığını düşünüyordu haklı olarak. Eskişehir'e gitme diyenlere birkaç güne kadar geleceğim merak etmeyin cevabını veren Başbakan Adnan Menderes'in uçağı havaalanına indiğinde önce karşılamadaki subayların soğuk davranışı dikkatini çekti. Sonra şehre doğru ilerlerken arabasını selamlamak yerine arkalarını döndü bir grup subay. Miting alanına vardığında mikrofon kablolarının kesildiği fark edildi. Bağırarak yaptı konuşmasını. Keyfi ancak akşam misafirhanesinde kaldığı şeker fabrikasının salonunda onuruna verilen yemekte yerine geldi. Bir ara telefon geldi. Ankara'dan arıyorlardı. Hukuk profesörleri aleyhine konuşmuştu yine. Tekrar sinirlendi. Salonda kara cübbeliler diyerek başladı konuşmasına. Orkestranın dağ başını duman almış marşını çalmasını istedi. Tekrar keyiflendi. Yatmak üzere odasına çekildi. Güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar. Saat 3'ü biraz geçe, özel kalem Ercüment Yavuz Alp'i bu telefon uyandırdı. Telaş içindeki kısacık konuşma çok şey anlatıyordu. Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı uyandırdı. Birlikte Başbakan'a haber vermeye gittiler. Haberi sakin karşıladı, giyindi. Tam olarak ne olup bittiğini anlayabilmek için Ankara ve İstanbul'dan telefonlar bağlanmasını istedi. Hiç kimseye ulaşamadılar. Yurt içi savunma komutanlığına gidildi. Durumu anlamaya çalıştılar. İrtibat kurulamadı, bilgi alınamadı. Başbakan Kütahya'ya gitmeye karar verdi. Yola çıktılar. Kütahya valiliğindeki toplantıya hava eğitim komutanı da katıldı. Başbakanın tutuklanması emri çoktan gelmişti oysa. Ama henüz kimse cesaret edemiyordu. Sonunda hava eğitim komutanlığına gitmeye ikna ettiler Menderes'i. Her şey anlaşılmıştı. Yapacak bir şey yoktu. 1946 seçimlerinde aday olduğu Aydın'da kaybetmiş ve çok üzülmüştü Adnan Menderes. Gece Kütahya'daki listeden kazandığını öğrendi. Kütahyalılar yıllarca mütevazı bir şekilde işini yapan parti müfettişini sevmiş ve unutmamış, ödüllendirmişti. Kaderini değiştiren şehirde tutuklandı. Biraz sonra alana bir C-47 indi. Albay Muhsin Batur, başbakanın güvenliğini sağlamak üzere kendisini almaya geldiğini söyledi. Polatkan ve Menderes uçağa bindi. Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'na indiler. Menderes'i taşıyan uçak havadayken bir başka uçak da İzmir'den havalanmıştı. Yolcusu İzmir'de emekliliğini beklerken darbenin lideri olarak Ankara'ya gelen Kara Kuvvetleri Komutanı Cemal Gürsel'di. Menderes ve yanındakiler harp okuluna getirildi. Bir albay, başbakanı taşıyan aracın üzerine atladı. Görevli yarbay itip düşürdü albayı. Menderes arka kapıdan içeri alındı. Diğerlerinden ayrıldı. Bu ayırış, son nefesine kadar sürecek bir tecridin ilk adımıydı. Çoğu Ankara'da tutuklanmış bakanlar, yüksek bürokratlar, milletvekilleri öğrenci gazinosuna alındı. Taburelere oturdular. Sesi açılmış radyo marşlar çalıyordu. Süngülü harp okulu öğrencileriyle doluydu çevre. Yemek salonunda karavanadan yediler. 50 kişiyi geçmeyeceği sanılan tutuklu sayısı ihbarlarla daha ilk gün 500'ü aştı.
General Cemal Madanoğlu birçoğunu aynı akşam serbest bıraktı. Çok sürmedi. Birkaç gün sonra hepsi yeniden tutuklandı. İlk günlerin iyimserliği bitiyordu. Bundan sonra ne olacaktı? Cevabı 27 Mayıs günü saat 15'te basının karşısına çıkan Albay Alparslan Türkeş verdi. Sorumlu görülenler eğer suçlama varsa sivil mahkemelerde yargılanacaktı. Menderes ve Bayar da haklarında bir şikayet yoksa hür vatandaş olarak gezebilecekti. Hatta Demokrat Parti kısa süre sonra yapılacak seçimlere katılabilirdi. Birkaç gün sonra ise 56 Demokrat Partiliyi biner dolar maaşla İsviçre'ye gönderme fikri ağır bastı. Dışişleri Bakanlığı'na pasaportların hazırlanması emri verildi. Ne pasaport, ne maaş, ne sürgün, ne sivil mahkemelerde yargılama. Kaderlerini değiştirenler askerlerden çok sivil hukukçular oldu. Menderes Kütahya'dan, Gürsel İzmir'den uçakla Ankara'ya gelirken aynı saatlerde üçüncü bir uçak daha vardı havada. General Cemal Madanoğlu'nun önerisiyle hukuk profesörleri Ankara'ya getiriliyordu. Ne yapacaklarını çok da bilmeyen darbeciler kendilerine fikir vermesi için çağırmıştı onları. Asker olan subaylar yaptıklarının yeterli olduğunu düşünüyordu ama sivil olan, üstelik hukukçu olan profesörler sakın ha dediler. İstanbul Üniversitesi Rektörü Sıddık Sami Onar ve yine aynı üniversitenin hukukçu profesörlerinden Naci Şensoy, Hüseyin Nail Kubalı, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Ragıp Sarıca, Tarık Zafer Tunay'a, İsmet Giritli, Vasfi Raşit Sevi 27 Mayıs günü Genelkurmay'da Cemal Gürsel'le buluştu. Gürsel yetkilerinin ne olduğunu sordu. Onar ihtilalin meşru olduğunu, Kubalı anayasa dahil her şeyi değiştirebileceklerini belirtti. Ertesi sabah ellerinde bir metinle geldiler Genelkurmay'a. Raporu Tunay'a okudu. Özetle yapılanın hükümet darbesi değil, siyasi meşruiyetini kaybetmiş, anayasayı ihlal eden bir iktidara karşı idareyi ele almak olduğunu vurguladılar. Anayasa profesörlerine, hukukçulara göre darbe meşruydu. Darbeye meşruiyet kazandıran hukuk fetvasına göre eski iktidar Atatürk inkılaplarına karşı düşmandı. Şahsi menfaat ve ihtiraslarına kapılmış, üniversiteli gençlerin ölmesine neden olmuş, insanları birbirine düşürmüş, sosyal kurumları işlemez hale getirmişti. Şimdi yapılacak iki şey vardı. Birincisi, fiili ve geçici bir hükümet kurmak. İkincisi de, ihlal edilmiş ve işlemez hale gelmiş anayasa yerine yeni bir anayasa yapmak. Kurul yeni anayasayı yapmaya da talipti. Son aylarda meydana gelen öğrenci olaylarından kimisi hafifçe yaralanmış, kimisi görevden alınmış profesörlerin hazırladıkları raporda kişisel intikamlarını da almaya çalıştığı açıkça görülüyordu. Bu anayasada çift meclis, anayasa mahkemesi, basın ve üniversitenin özerkliği gibi yeni kurum ve ayrıcalıklar vardı. Halk kimi iktidar yaparsa yapsın, bu iktidarın anayasada yer almış ortakları olacaktı. Anayasa Mahkemesi, Senato bu ortaklardandı. 1962 yılında bu organlara Milli Güvenlik Kurulu da katılacaktı. Yarım asır boyunca değişmeyen bu ikili durum, sık sık çatışmalara ya da sistemin kilitlenmesine neden oldu. Hepsinden tuhaf olansa
meclisin iktidarını kısıtlamak amacıyla yapılmış olan 1961 Anayasası'nın ilerici bir anayasa olduğu yönündeki inanıştı. Profesörler darbeye meşruiyet kazandıran bir fetva vermekle ve yeni anayasayı hazırlamak göreviyle de yetinmediler. DP milletvekillerini serbest bırakmak, 56 yöneticiyi yurt dışına sürgüne göndermek, 3 ay içinde seçim yapmak, DP'nin seçimlere girmesine izin vermek, meclisi kapatmamak düşüncesindeki darbe yönetimine şiddetle karşı çıktılar. Madem DP gayrimeşruydu, demek ki yöneticileri de suçluydu. Kim suçlu, kim suçsuz, bu da ancak yargılamayla anlaşılırdı. Hukuk profesörleri en basit hukuk ilkesini tersine çevirmekte hiçbir beis görmediler. Aksi ispat edilene kadar bütün DP'liler suçludur dediler. O halde hepsinin gözaltında kalması gerekiyordu. Darbe yönetimi hukuk profesörlerinin görüşüne uyarak Türkiye'yi daha da büyük bir çıkmaza soktuğunu görememişti. Bu fetvayı vermelerinden çok değil kısa süre sonra Tarık Zafer Tunay'a ve İsmet Giritli üniversiteden atılan 147 öğretim üyesi arasındaydı. Demokrat Parti'ye öfkelerinin sebebi görevden alma ya da emekli etme olurken darbe yönetimi 147 hocayı birden kapı önüne koyacaktı. Harp okulundaki tutukluluk sürerken daha ikinci gece çok dramatik bir olay yaşandı. İçişleri Bakanı Namık Gedik, tutulduğu ikinci kattaki odanın penceresinden atlayarak intihar etmişti. Kimileri tutuklanırken ve harp okuluna getirilirken dayak ya da küfürle karşılaşmıştı. Ama darbecilerin en nefret ettiği insanların başında İçişleri Bakanı geliyordu. 27 Mayıs gecesi bir çöp kamyonuna konularak getirilmişti harp okuluna. Bu nedenle intiharı mümkün ama bir o kadar da şüpheliydi. Harp okulunda Cumhurbaşkanı'yla Başbakan da karşılaştı. Menderes yüzünü yıkarken bayar girdi lavaboya. Yanlarında askerler vardı. Karşılama ani oldu. Menderes kederli görünüyordu. Bayar, olan olmuştur Adnan Bey, metin olunuz dedi. Başbakanın yüzünde mahzun bir gülümseme belirdi. Ellerini iki yana açtı. Zaten başka çare var mı dedi. Askerler sözlerini kestiler. Bu son görüşmeleri oldu. Haziran ayının başında Atatürk Orman Çiftliği lokantalarının bahçelerinde yemek yemekte olanlar arka taraftaki yoldan otobüsler geçtiğini gördü. Karanlık yoldaki otobüslerde insan silüetleri zar zor fark ediliyordu. Bunlar da ne diye sordu biri. Diğerinin verdiği cevap güzelim bahar gecesinin, masanın, yemeklerin keyfini kaçırdı. Demokratlar yassıada adaya naklediliyor. Cumhuriyet'in ilk askeri darbesiydi. Yapan da, kendisine karşı yapılan da, halk da şaşkındı biraz. Bir gün geç gelen başbakan 12, diğer tutuklular 13 gün harp okulunda kalmıştı. Uçakla İstanbul'a, oradan deniz araçlarıyla adaya getirildiler. Şanslı olanlar dışındakiler yolculukta büyük eziyet gördü. Birçoğu küfür ve dayak seansından adaya gelişlerinde de geçti. Kaderin cilveleri bitmiyordu. Ada Demokrat Parti iktidarında devletleştirilip Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na tahsis edilmişti.
Yassı adayı kurs görecek deniz subayları için eğitim tesisi haline getiren komutan da buradaydı şimdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yaş haddi nedeniyle 1957'de emekli olup DP'den milletvekili seçilen Sadık Altıncan, kendi yaptırdığı tesislerde döşenmesiyle bile bizzat ilgilendiği odalardan birisine sanık olarak konuldu. Roma döneminden beri zaman zaman sürgün ve hapishane olarak kullanılan, İstanbulluların karşısındaki Sivri Ada ile birlikte hayırsız ada dediği Yassı Adaya 10 kadın, 592 tutuklu getirildi. Nazilerin yargılandığı Nürnberg'ten bu yana en büyük toplu dava için bir yıl kalacakları koğuşlara yerleştirildiler. Sadece Demokrat Partililer için değil, belki bütün Cumhuriyet tarihi için utanç verici bir tiyatro başlamak üzereydi. Cumhurbaşkanı Celal Bayar 2, Başbakan Adnan Menderes 1 numaralı odada hücre hapsine alındı. Demir ayaklı bir yatak, küçük bir komodin, bir masa, elbise dolabı, bir sandalye. Odasında gözetimi yapacak teğmen için bir koltuk. Hepi topu 12 metrekarelik hücre. Necip Fazıl Kısaküre'nin tanımıyla insanı ikiye bölüp bir parçasını diğerine yedirme operasyonu başlıyordu.